Hayatımda çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyi sonunda gerçekleştiriyorum ve eve çıkıyorum. Bunun benim için önemini size anlatmak istiyorum. Babamın ne yazık ki istifçi olmasından dolayı bizim evimizde, tüm evlerimizde her zaman eşyalar üst üsteydi. Ya babamla asla bir problemim yok. Tek problemim istifçi olması. Ve yani küçüklüğümden beri her zaman çok az eşyam olacak, çok az eşyayla bir eve çıkacağım. Evim olsun lütfen, kendime ait bir evim olsun falan diye böyle deliriyordum. Ve Selin diye bir arkadaşımla birlikte eve çıkıyoruz. Böyle aşırı yakın arkadaş değildik bu kararı verdiğimizde. Bence bu çok önemli çünkü bence yakın arkadaşla eve çıkmak çok mantıksız. Çünkü her şeyini bildiğin, tanıdığın ve böyle aşırı yakın olduğun biriyle evde boğulursun gibi geliyor bana. Bugüne kadar duyduğum tüm hikayelerde çok yakın arkadaşlar aşırı araları bozuk bir şekilde evden ayrılıyordu yani. Selin şu an Çanakkale'de. Evi nasıl bulduk biraz onu anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten böyle ev işleri çok saniyelik olan şeyler. Dün Burak aradı beni. Dedi ki benim emlakçı bir arkadaşım var. Bir daire bulmuş dedi. Siz de ev bakıyordunuz diye bana gösterdi dedi. Ondan sonra iyi tamam dedim at bakayım bana daireyi. Gönderdi. 2 artı 1 Suadiye'de bir ev. Buraları biliyorsanız kesin aşinasınızdır yani. 2 artı 1 evlerde bir oda büyük, ikinci oda çamaşır odası gibi olur. Ama böyle hani 9-10 sene önce yapılmış ilk kentsel dönüşüm evlerinde metrekareler çok düzgün kullanılmış oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu da öyle bir evmiş. Adam dedi ki ya gelin görün hani çok düzgün, çok rahat kullanabileceğiniz bir ev. Bence sığarsınız falan. E dedim gideyim göreyim ya en kötü emlakçıyla tanışırım. Gittim o kadar güzel ki ev. İki oda arasında 3 metrekare gibi bir fark var sadece. Salonu falan çok kullanışlı, mutfak geniş, banyo geniş. Hiç sizi boğmayan çok güzel bir ev. Ben bayıldım eve. Ama Selin Çanakkale'de, Selin'in evi göstermem lazım. Hemen FaceTime açtım. Sonra bir de videosunu çektim evin. Selin de bayağı beğendi, ikna oldu. Kirası da bizim bütçemizin tam üst sınırındaydı. Biz dedik ciddi düşünüyoruz, ediyoruz. Bu sabah ev sahibiyle konuşuldu, anlaşıldı. Yarın kontrat yapmaya gidiyoruz. Yani böyle şu şekilde yapamadım. Şu şekilde geçiyor. Yarın evi size göstereceğim. Boş ev turu. Fiyatlar uçmuş gerçekten. O yüzden o IKEA önünde arabanın üstünde çıkıp böyle falan diye samimiyetsiz poz veren bir influencer olamayacağım. Selin'den de biraz bahsedeyim. Selin kim? Selin'le nasıl tanıştık falan filan. Onları da anlatayım kısaca. Benim teyzemin oğlunun yani kuzenim olan Kıvanç'ın arkadaşının kardeşi. Kıvanç kuzenim, illüzyonist. Selin'in abisi var Burak. O da illüzyonist. Bunlar 9-10 sene önce bir illüzyonist yarışmasında böyle illüzyon deyince de cümle içinde kullanınca çok ütopik geliyor. Türkiye'de illüzyon yarışmaları yapılıyordu gerçekten ve orada tanışıyorlar. Ve bir ikili oluyorlar. O günden beri de beraber çalışıyorlar. Yeteneksizsiniz de falan birinci oldular. Belki biliyorsunuzdur. Hatta şu anda da çok iyi giden bir YouTube kanalları var. Bizim ailede 2 tane YouTuber var. Evet. Böyle işte aile eventlerinde bilmem nelerde yavaş yavaş kaynaştık, anlaştık. Selin benden 4 yaş küçük. 97'li Selin. Ben Bahçeşehir mezunuyum. O da Bahçeşehir'de sinema televizyon okuyor falan. Biz öyle öyle muhabbet etmeye başladık. Kafalarımız bayağı uyudu ama hiçbir zaman böyle aşırı yakın olmadık açıkçası. Ama böyle şey değil, bilerek yapılmış bir şey değil. Her denk geldiğimizde çok iyi anlaşıyorduk. Ama bunu böyle çok ileriye taşımıyorduk. Sonra Covid döneminde birazcık böyle konuşmaya, görüşmeye falan başladık. Sonra eve çıkma muhabbeti açılınca ben dedim ki niye biz beraber eve çıkmıyoruz? Onun da aklına çok yattı. Benim de aklıma çok yattı. Ondan sonra eve çıkmaya karar verdik. Taşınma kararını 3 ay önce falan aldık. Ama hani birazcık belimizi doğrultalım diye bekledik. Doğrultamadık da. Ama yani Ağustos'tan sonra biliyorsunuz Eylül'e kadar evler duruyor. Sonra bir daha ev bulamıyorsunuz. O yüzden artık bu evi tutmamız gerektiğini düşündük. Özetle bu şekilde. Yarın kontrat imzalarken de sizi oraya götüreceğim. Şimdilik hoşça kalın. Tada, büyük gün. Bugün, ay bugün günlerden ne ya, bir dakika. 28'i mi bugün? Evet. Bugün 28 Temmuz 2020 ve ben evin kontratını imzalamaya gidiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Sanki dünya üzerinde böyle 5 kişi falan eve çıkıyor da onlardan biri de benmişim gibi bir ruh hali içindeyim. Herkes cayır cayır taşınıyor yani. Bunu bu kadar abartmamak gerekiyor sanırım ama bir şeyin ilki her zaman böyle heyecan verici ve birazcık gergin oluyor. Kağıt kürek işleri bittikten sonra muhtemelen eve bir girer bakarım tekrar. Doğru değil. Dolandırdık mı? Açmıyor bunlar. Hayda. Hangisi? Hatırlamıyorum. Sözleşme fotoğrafı var bir dakika. Welcome to my crib. Boş. Çaldım at. İşte şuraya bir TV ünitesi, şuraya bir koltuk, şuraya bir masa. Salon bu kadar. Burası mutfak, mutfağımız çok güzel, kocaman. Ya o kadar gerginim ve aynı zamanda o kadar heyecanlıyım ki şu salak salak mutfağımız da çok güzel falan diye heyecanlanmalarıma ya araya girmeden edemedim. Çok komiyim ve salağım birazcık.
ama tatlı. Ve Eva'nın en güzel kısmı balkon. Bu yeşilliğe bakıyor. Çok güzel. Arkaya bakıyor. Gelelim banyoya. İşte şuraya bir çamaşır makinesi gelecek. Şuraya bir raf maf bir şey gelir muhtemelen. İki kız yaşayacağız çünkü. Kozmetik patlaması yaşanacak burada. Burası benim odam. Evet, bunun boyanması ne ya? Bunlar bunlar küçük. Buraya bir boya girmesi lazım. Peki ben buraya sığacak mıyım? Asıl soru bu. Buraya nasıl sığacağımı düşüneceğim ilerleyen dakikalarda. Çünkü gerçekten sığamayacakmış gibi hissetmeye başladım şu an. Şuraya makyaj nasıl gelse. Evi geri versin. Burası bir tık daha küçük. Ben bu eve sığacağımızdan şüpheliyim şu an. Bedava klima baldan tatlıdır biliyorsunuz. Görme dolabımız var. Yine beleş demir başlarımızdan bir tanesi. Şu şekilde. Ve kırılma devirmiş. Evimiz bu 2+1 neti 75, brütü 100 metrekare, kombili, genç kupon bir daire. Selam, bugün bir ambalajcıdan kolye aldım. Yani minik minik böyle ıvırlarımı zıvırlarımı, ki benim ıvır zıvırlarım biliyorsunuz 5 koli falan edecek. O yüzden yavaş yavaş hazır annemler de tatildeyken, ev boşken şöyle salim kafayla rahat rahat toparlayayım istiyorum. Burası da benim stüdyo. Bu kalacak burada bu arada. Yani bu ışıkları falan o eve sığdırmam mümkün değil. Burası 4+1, orası 2+1 çünkü. Ve 2 kişi yaşayacağım. Işıklı hoparlörlerim, bilmem nelerim. Hepsi burada. Onları bir kolye koymak istiyorum. Böyle aslında bayağı bu taşınma sürecini uzatıp yayıp ilerlemek istiyorum. Çünkü daha rahat edeceğim gibi geliyor. Haftaya Selin herhalde ayın 5'inde gelecek. Bugün ayın 30'u. Ben böyle yavaştan angarya işlerimi halledeyim diyorum. Öyle yani, küçük bir güncelleme geçeyim dedim. Gerçekten bu mevsimde taşınılmaz. Çok sıcak, kafayı yiyeceğim. Dedim en azından bu arada şu bazanın altındakileri koleleyim. Onlar bir aradan çıksın. Her şey bitti sayılır. Evdeki her şeyi topladım. Bir tek odam kaldı. O da zaten en ağır kalemimiz. O da herhalde bir iki gün sürecek gibi gözüküyor. Bazamda ne var videosu, buyurun. Bazamda kocaman bir silika jel formunda çanta var yani, çünkü neden olmasın? Gerçekten aldığım şeyleri o kadar sorguladım ki süreçte. Size anlatamam. Şurası sadece 3-5 parça benim buradan. Geri kalan hepsi annemin. Sadece burası bana ait. O yüzden işim kolay. Hepsi de kışlık zaten. Evet. Şu koliyi önce bir koli formuna getirelim. Bu arada ya, beklediğimden böyle birazcık şey hissediyorum kendimi. Biraz duygusalım. Gidip en boktan dönemi buldum taşınacak ama her şeyde bir hayır diyelim. Evet, birinci koliyi tamamen çantalarım ve berelerimle doldurdum. Yani akıl almaz gerçekten, şu hayvan gibi kolinin sadece bunlarla dolacağını hiç düşünmemiştim. İnşallah frikik vermiyorumdur. Diyanetten hiçbir şey yok. Geçen işte 10 tane koli aldım toplu. Dedim ki ya 10 tane bana hayli hayli yeter. Şu an 3 ya da 4 tane kaldı galiba. Şimdi daha odanın hiçbir şeyini toparlamadım. Aman abi, bir de sen düşme, masraf çıkmasını rica ediyorum. Merhaba, bir taşınma gününden daha herkese selamlar. Ne söyleyeceğimi unuttum yani, beynim hiç yerinde değil. Sürekli olarak koli yapıyorum yani, ne yapıyorsun? Koli yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Bazanın altını bitirdim dün. Şimdi de böyle işte makyaj malzemeleri, ıvır zıvırlar. Onları birazcık halletmek istiyorum. Ve sanırım yeteri kadar aydınlık gözükmüyorum. Ay ne güzel esti. Kaşlarım maşlarım hep çıktı. Yani hiç uğraşamayacağım. Bir ara 10.000 bakımına giderim. Şu bölüm beni aşırı geriyor. Yani burası böyle gözümde acayip büyüdü. Buradan ayıklayacağım şeyler olacak muhtemelen. Her şeyi almayı düşünmüyorum. Öyle yani. Tekrar konuşuruz. Hoşçakalın. Selam. Ikea'da hiçbir şey çekemedim. Yani çünkü Covid'de kalabalık bir Ikea'da elimde kamerayla çok böyle rahat gezmek istemedim. Çünkü rahat değildim gerçekten. Hani ve dünyanın en kararsız insanı olduğum için işte bir oraya bakıyorum. Bunun ölçüsü şu kadardı. Bunu buraya mı alsam? Şunu şuraya mı alsam? Yani bir yandan video çekemedim. TV ünitesi, koltuk, böyle raflı bir kitaplık gibi bir şey çözdüm Letgo'dan. Pazartesi bir tek koltuğu alıyorum. Diğer her şeyi aldım. Komodini aldım bir tane 150 liraya. Bayağı temizdi. Onları hallettim. Son bir iki kolim kaldı. Bugün cuma bu arada. Boyacılar bugün çıktı. Az önce konuştuk hatta. Ev inanılmaz güzel oldu. Boya harika oldu. Sineklik takılacak. Öyle. Yani aslında pazar temizlik var ve pazardan itibaren maraton başlıyor. Yani 20 koliyi geçtim şu an.
Nasıl sığacağımı düşünüyorum kara kara. Bugün Selin geldi Çanakkale'den, ilk defa evi gördü. Sonunda artık evi gördü kız yani. Çok beğendi o da. Boyadan sonra görmesi bence daha güzel oldu. Çünkü boyayla ev bambaşka bir şey dönüşmüş gerçekten. Taşınma kısmında görüşürüz diye umuyorum. Ve sizleri öpüyorum. Bay bay. Günaydın. Bugün 10 Ağustos taşınma günü. Evin şöyle boyalı halini size göstermek istedim. Birazdan burası koli dolacak. Şöyle odamı göstereyim. Şu masa da boyandı, benim makyaj masam. İhtiyacı vardı yani. Şöyle duvarı şöyle yaptık. İşte banyo falan temizlendi, mutfak temizlendi. Salonda şu kısmı boyadık. Boyattık yani. Ay hiç konuşamıyorum, aptal gibiyim, daha bir şey de yemedim. Durum bu. Kameranın şarjı bitti ve şu an kameranın hiçbir ekipmanını bulamıyorum. O yüzden telefonla çekmeye karar verdim. Dün taşındım. Yani eşyalar geldi de ben daha yerleşemedim tabii ki. 25 kolinin yarısı falan bitti. İşte yatağı şimdi bugün halledeceğiz. Ben gidip salak gibi çift kişilik yatağa 4 tane baz ayağı aldım. Baz ayakları uymadı falan, böyle 1000 tane dert. Onlar hallolacak. Onun dışında şöyle işte koltuk geldi. Televizyon sonra gelecek. Buraya yemek masası gelecek bir noktada. Burası salonumuz. Ondan sonracığıma işte mutfak biraz karışık. Orası da hallolacak. Şimdi odama gidelim. Odada da şurayı raf yaptım işte. Böyle raflı bir dolap var. Burayı dolduracağım tabii ki ağzına kadar. Gardırobum takıldı. Burada makyaj masam var. Şuraya çalışma masam gelecek. Falan filan. Güncelleme geçmek istedim sizlere. Ve şu koliyi açtığımda karşılaştım şey. Aşırı sinirimi bozdu. Dünyanın en saçma kolisi bu arada. Selin daha gelmedi, yerleşmedi. İkiye bölelim dedik, benim 1000 tane eşyam olduğu için. Hani ev karışmasın. Ben bugün işte artık hani annem de gelince böyle iyice bir toparlarız. Yani dün canım çıktı. Dün kamerayı açıp da video çekecek hani 1 gram halim kalmadı. Gerçekten böyle kafamı koyduğum gibi bayıldım. Yatakta olmadığı için henüz koltukta yattım. Anahtarlar yastık altına koyuldu. Bu gelenek yapıldı. Rüyamda ne gördüğümü bile hatırlamıyorum. Hani nasıl uyudum biliyor musunuz? Danalar gibi uyudum yani. Neyse. Korkunç manikürüm ve ben sizleri öpüyorum. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Artık size odamı gösterebileceğim. Selin daha taşınmadı, bu akşam geliyor. Yani aşağı yukarı işte şöyle salonu falan topladık. Televizyon sonra gelecek. Ondan sonra cuma mutfağımız aşırı dağınık. Ama bugün ankastre seti ve bulaşık makinesi geldi. Onları kurdular. Efendime söyleyeyim, banyomuz yani işte bir durumda. Burada temizlik malzemeleri var. Şuraya bir tane dolap aldık, çamaşır makinesinin içine girdiği. Kapaklı da dolabı var üstünde. Onun gelmesini bekliyoruz. Ve gelelim odama. Hemen size küçük bir oda turu yapmak isterim. Şimdi girer girmez sizi Melik duyarlı mousepad'im ve çalışma alanım karşılıyor. Şurada minik bir makyaj alanımız var. Ve tabii ki yine vazgeçemediğim, bunun ismi ne diyorlar, o işte. Şurada da gördüğünüz gibi bütün ıvır zıvırlarım var. Etiket makinem olduğu için ve ben bir manyak olduğum için bunların hepsinin tek tek ne olduğunu böyle üstlerine yazdım. Ve hayatımı kurtaran gardırop, bir kere aynası var hayvan gibi. Ve kocaman bir şey, 2 metre genişliğinde her şeyimin içine sığdığı kocaman bir gardırop ve tabii ki bazalı yatak. Yani benim gibi bir istifçinin başka bir şansı yoktu. Salondaki renge boyattım bu duvarı çünkü renge bayıldım. Pasifik rengi bu arada. Polisa'nın antibakteriyel ve iz tutmayan silebildiğiniz bir boyası var. Boyacı onu kullanıyormuş. Bu renk yalın beyaz diye bir renk. Bunun ismi de benim odamda da gördüğünüz Pasifik. Aklınızda bulunsun, biz bayıldık. Yani ikisi birlikte harika oldu. Eğer hani boyatmak istiyorsanız evinizi falan, boya da çok güzel, silikonlu bir boya. Bu kadar çok eşyam var ki ilk gün gerçekten 25 koliyle girdim ve hani dedim ki ben buraya taşınamayacağım. Yani ben buraya sığamayacağım ve benim taşınmam bir ömür sürecek falan sandım ama 3 günde bitirdim. Yani annemin falan yardımlarıyla tabii ki mümkün değil. Tek başıma herhalde 2 ay sürerdi. Öyle yani inanılmaz yorgunum. Kaşlarım çıktı, manikürüm felaket. Şimdi 5'te kuaföre gidiyorum, şöyle bir 10.000 bakımına gireceğim. Yani belimin falan ağrısı yeni geçti. Belimin ağrısı demişken aldığım bir masaj aletini göstereceğim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız kesin görmüşsünüzdür. Amansızca övdüm çünkü. Trendyol'dan aldım. Şöyle bir şey.
çalıştığı zaman memeye benziyor. Hatta hemen bakar mısınız? Gerçekten memeye benzemiyorlar mı? Çok sinir bozucu. Bunu böyle ışıklı ışıksız modları var. Evi taşırken böyle ara verip 5 dakika şununla belimi sırtımı mıncıklattırıp tekrar geri dönüyordum çalışmaya. Bacağınıza, kolunuza, kafanıza falan böyle tuttuğunuzda çok rahatlatıyor. Evet, merhaba. Buraya geleceksin kızım, bu kameraya çıkacaksın. Yok öyle. Evet, mutfağın hali bu. Yani. Bu arada bu bayağı 2,5 saat bitmiş hali yani. Daha fazla ya. 3 saattir uğraşıyor muyuz? 4 gündür falan uğraşıyoruz geneleme de mutfağa. Tabii. Bir dakika. Mutfağa bugün girdik. Bulaşık makinesiyle biraz zorlandık. Yeni bulaşık makinemizi anlamak için. Kimi çok akıllı. Evet, o kadar akıllı ki şey falan var. Timer kuruyorsunuz. Fırına timer koymamışlar abi. Bulaşık makinesine koymuşlar. Biz de anlamadık. Şimdi bazı küçük detaylar var. Mesela bu kavanozlar falan gibi. Bunlar makineye girecek. Makineyi bir dolduruyoruz, boşaltıyoruz. İşte burada şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım işte. Efendim söyleyeyim, şurası mesela aşırı düzenli bir şekilde yerleştirildi. Yerledi. Konuşamıyorum. Buzdolabımız. Buzdolabımızı açmıyorum çünkü neden? İçin çok şey. Dolu, ayıp olur. Ayıp olur. O yüzden ayıp olur. Ah ya! Kutu açılışı. Ucu kırılmış. Aaa! Sütteki zaman. Burayı yılan verin. Artık burası bitti, bunların hepsi çöp. Evet, küçük bir kostüm değişikliği çünkü altında hiçbir şey yoktu. Mustafa Topaloğlu Exclusive Collection. Bak. Bir şey diyeyim, sıkıntı feyir de. Hayda. Şu makineyi göstermek istiyorum ya. Feyriyle yıkayın diyor. Biz bayağı feyri koyduk. Şuraya bak. Bence Berna Leçin'i arayalım. Alo Berna. Kapatıyorum çünkü yani şu an bize yine ekstra iş çıktı ve daha fazla psikoloji bunu kaldıramayacak. O yüzden biz şunları bir elden geçirelim. Sonra tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Yarın bu maraton devam edecek. Sen kamera açık mı? Evet. Yemin ederim şov yapıyor ya. Birazcık sanıyorsan. Buradan düşmesin diye içe asıyoruz. Evet, merhaba. Böyle bir giriş. Bugün alarmımızı da taktırdık. Evet. Eve hırsız girmeyecek. Hemen şifreyi söylüyorum. Alarmcı geldi işte şey diyor, şimdi şifre belirlemeniz lazım. Biz böyle şunu yapalım falan dedik küt diye. Adam evet. Dedi ki bana söylememeniz gerekiyordu. Evet, arkasını falan. Bir de böyle yapıyor biz şifreyi girerken. Ben motokurye gibi. Çok saçmaydı. Neyse, mutfağı en son toparlıyorduk. Size şu mutfağı bir göstereyim de şu videoyu kapatayım istiyorum. Çünkü ev bittikten sonra bir ev turu. MTV Cribs adında bir ev turu belki gelebilir. Bu da Frank. Köpek. Selin ve Burak'ın köpeği. Aynen. Bu arada kendisi çalınmış bir köpek. Yeni bir köpek. Buraya gazete küpürünü hemen şuraya bir yere koyarız değil mi? Buluruz olur. Selin'in evine hırsız giriyor. Bundan 4 sene oldu mu? 3 sene oldu herhalde. Kaç yıl oldu? 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Eve hırsız giriyor ve kimi de alıyorlar? Köpek. İşte mutfağın son hali bayağı yaşanılmazdı. Bir mutfak haline geldi. Evet, yani bu videonun sonuna geliyoruz. Çünkü ev turu çekeceğiz dediğim gibi ve daha salonumuz bitmedi. Salon bayağı kötü halde yani. Salonu böyle tersine salonu çevireceğiz. Tersine çevireceğiz. Ondan sonra düzenleyeceğiz. Yemek masası falan gelecek. Sonrasında da bir ev türü olacak. Aynen. 5 odayı zor gezeceğiz. Ya artık bugün hani alarm da takıldı falan. Artık her şey sanırım bitti yani. Kombi falan bozuldu. Klima temizlendi. Bir tane panjur şey. Tamirimiz bir kaldı. Bir panjur tamiri var. Bu ev turunda gösteririz zaten de. Etiket makinesi ve her şeyin üstüne ne olduğunu yazdık. Bunun üstüne acı atıyorum yazdık. Bu ilgili videoyu da buraya koyarım şimdi zaten. Acı atıyorum abi. At at. Acı olsun. Abi. Acı atıyorum abi. Size de acı oluyor. Acılarımız devresin abi. Neyse ya, gerçekten ağzımıza sıçıldı yani sonuç olarak. 10 gündür falan her gün usta çatalı, usta çatalı bir yere kadar. Ama ustalarla bir sanırım... Bir muslukçumuz gelmedi daha çok şükür. Evet, bir muslukçu gelmedi. Aman çaylar sade bize müsaade. Bir arkadaşımın bana getirmiş olduğu dünyanın en çirkin hediyesi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ve hakikaten bize müsaade diyorum. Nereden yapılır? Benim aşkım.